Herkese selamlar. Şu anki dönemde Çinokop Lüfer başladı. Hemen size göstereceğim şey, eğer İstanbul'da veya derin bir noktaya takımınızı salıyorsanız, uzun asansör takımı da diyorlar, Çinokop Lüfer takımın yapılışını göstereceğim. O kadar basit ki hani gidip 15-20 lira vermenize gerek yok. Çok basit. Kendiniz hemen evde yapabilirsiniz. Gereken şeyler şöyle göstereyim. 2-3 numara büyük çapraz siyah iğnemiz, bir tane 30'luk veya 35'lik misinamız, köstek içinde 25'lik misinamız olsa yeterli. Bir de şöyle mantarlarımız var. Bunlar satılıyor zaten. Köprü için kullanacaksanız ortadan ikiye kesebilirsiniz. Öyle daha kullanışlı oluyor. Bunların üstüne fosfor da sarabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geleceğiz. İlk önce ikili iğne yapacağız. Altına da mantarını koyacağız. Şu şekilde. Takımımız genelde 3 köstekli oluyor. Şimdi hemen bağlamaya başlayalım. Şöyle ipimden birazcık açacağım. Neden ip kullanıyorum? Genelde zaten aldığınız takımlarda fark ettiyseniz şu arada misina vardır. 10 tane balık aldıktan sonra o şu misina artık deforme olur ve kopar. Yeni takım almak zorunda kalırsınız. Bunlara hiç gerek yok. Kendi evinizde mis gibi takımınızı yapın. Keyfinize bakın. Bir takımla 100 balık bile alabilirsiniz. Şimdi böyle ipimiz var. İpimiz de 25 numara sanırım. 20-25 olabilir. Şöyle iki kat yapıyorum. Şu kadar yapsam yeterli. Şimdi şuradan kestik. Biliyorsunuz ipi makas bile zor kesiyor. Balığın kesmesi biraz daha zor. Hemen bu köşeyi şöyle bir tane geçici düğüm atıyorum. Evet, düğümümüzü attık. Şimdi normal takımda iğnemizi bağlar gibi şurasını alıyorum. Düğümlü kısım burada. Altına hemen halka yapıyorum bir tane. Şu kısası şurada. Şöyle bakın, halka şeklinde. Ve sarıp şurasını çekiyorum. Evet, ilk kısım bitti. Şuradan hafif böyle çekebiliriz. Hemen ikincisini şöyle altına. Bunu üçlü de yapabilirsiniz ama köprüde hamsi taktığımız için üçlü de birazcık verim düşük olabilir. Bazen yeri geliyor dörtlü iğne bile yapıyorum ama köprü için ikili yeterli. Yine sardık, bakın bir tane daha atalım. Şurayı şöyle iki parmağımla tutuyorum ki şu iğneye takılmasın. Şuradaki iğneye. Şimdi yine şu kısmını çekiyorum. Evet, bu kadar basit. Bakın 30 saniyemizi bile almadı neredeyse. Ki yavaş yapıyorum siz görün diye. Takımın toplam yapımı herhalde 5 dakikaya filan çıkar. Evet, bu bitti. Şimdi hemen kösteğimi alıyorum. Yaklaşık 2 karış kadar. Hemen ölçeceğim. Şöyle yapsak. Biraz daha uzun yapalım. Yaklaşık 2 karış. Bir tık daha fazla olabilir 2 karıştan. Şimdi yine aynı sistem. Bir ucunu alıyorum. Burada şu düğümün üst kısmını şu şekilde tuttum. İğneyle misinayı aynı anda tuttum. Halkamı yapıyorum. Şöyle halkamızı yaptık altta. Şimdi şu uzun kısmı yine şu düğümün üst kısmına sarıyorum. Çok bunu sıkı yaparsanız üstteki misina sağa sola oynayacaktır. Onu engellemek için birazcık gevşek sarın. Şimdi yine şu iki parmağımla tutturdum. Şunu çekiyorum. Bakın bu da bitti.
Şurayı da çekeceğim birazcık. Fazlalığını alıyorum. Şimdi bakalım mantarımda delik var. Geçecek mi acaba? Evet, geçti. Şöyle çekiyorum. Şu iğnenin o düğüm olan kısmına kadar olan yere mantarın içine saplıyorum. Evet, bakın bitti, bu kadar işlem. Kösteğimiz hazır. Bundan hemen şimdi 3 adet yapıyorum ben. Evet, kösteklerimiz hazır. Hemen şöyle. Ben bu arka kısmına düğüm atıyorum. Bu tabi size kalmış. Düğümsüz yapanlar var. Düğüm atanlar var. Ben düğüm atıyorum ki kayma olmasın. Hiçbir zaman da düğümden kösteğin koptuğunu görmedim şu ana kadar. İğneden kopar ama bu kösteğin düğümünün buradan kopup gittiğini hiç görmedim. Tamamdır. Şimdi hemen misinamızda ilk önce kurşun yeri yapalım. Bunu da ben genelde 100 gram kullandığım için burayı çiftli yapıyorum. Yine şöyle bir halka yapıyoruz. Net gözüküyor. Şöyle bir halka yaptım. Şimdi bunu bir daha katlıyorum. Şurası şöyle oluyor. Şöyle. İkili oldu. Buradan da şöyle içinden. Buna dikkat edin. En az iki kere geçirmeniz lazım. Bir kere geçerse kayacaktır. İkinciyi de geçirdim. Şöyle çekiyorum. Şuralarını da çekeyim. Şimdi mantarlı takım olduğu için yemi taktığımızda aşağı doğru değil yukarı doğru gidecektir. Onun için kurşuna yakın olması önemli değil. Çünkü mantar dediğim gibi yukarı kalkacaktır. Şimdi şöyle ben bir ölçüm yapayım. Yine de sarksa da nerede kalsın? Kurşundan şöyle göstereyim. Yaklaşık 2 karış kadar. Bakın uzakta olacak, yani şurada kaldığını düşünüyorum. Şurayı işaretliyorum, misine gidiyor yine, bakın. Çekiyorum. Şurası. Bedenin şu kısmına hemen şöyle bir halka yapıyorum. Yani bildiğimiz normal düğüm oluşturuyorum. O işaretlediğim yeri bırakmıyorum. Şurada. Şimdi o düğümü halkanın içinden geçiriyoruz. Ve şunu çekiyoruz. Şöyle. Bunu da buradan çekip. Şimdi burada sağdan ve soldan atmamız gerekiyor. Normal diğer videolarımızı izlediyseniz. Bu kösteği ilk önce yukarıdan atarız. Sonra aşağıdan atarız ki şurası şöyle dursun. Dolanmayı engellesin. Bunu da tam tersini yapacağız. Çünkü mantarlar sonradan yukarı kalkacağı için şöyle duracak. Yani bedene yakın olsun istemiyoruz. Onun için ilk önce aşağıdan bir halka atıyorum. Attım. Sonra da şuradan bir halka atıyorum. Bakın şimdi takımım, mantarım yukarı kalktığını düşünelim şöyle. Bakın. Şöyle bir bombe oluyor. Yani bedene yaslamıyor. Ama aşağı doğru indiğini düşünün. Bakın. Buraya doğru sıfır oluyor. Yani bu atış mesafesine, düğümlerin atma mesafesine dikkat edin. Bu iki düğüm arası bir kulaç olacak. Ve dediğim gibi iki tane daha iğne takacağız. Takımımız bu kadar. Başka çekeceğim bir şey yok. Herkese rast gelsin diyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone ihtiyacımız var. Kanalımızın gelişip daha çok video çekip bizi teşvik etmeniz için. Hem beğeni hem de
kanalımıza abone olursanız seviniriz. Lüfer Çinokop takımı köprü için bu kadar. Dediğim gibi aynı sistemi, köstekleri arası bir kulaç olacak. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler.